Merhaba. Saç taktım ya. Baksanıza bayağı glitter falan sürdüm. Artık göz kalemini tamamen çözdüm arkadaşlar. Size onu söylemem gerekiyor. Aloha. Ay niye böyle ekran karşısında heyecanlanılıyor? Aloha. Bugün hem aloha hem peace hem love, yani her şeyi size böyle sıralıyorum. Çok çok sevgiler, çok çok barış, umut, neşe, coşku fışkırsın istiyorum benden size. Kaç sene önce San Francisco'dan getirmiştim böyle, hatta uçağa falan hani uzun diye almıyorlardı, böyle sakladım falan bir şekilde, hani kabine aldım. Bir el yapımı yapmıştı. Yani el yapımı derken tabii ki de baskı da. Neyse işte ben Amerikalardan buralara getirdim ve burada da çerçeveletmiştim. Kaç sene önce dediğim gibi, yani en az bir 10 senesi var. Ben bayılıyorum buna. Yani böyle gördüğümde zaten bayılmıştım. San Francisco'lu bir artist yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yani öyle hani deli gibi bir esprisi yok. Gelebilir, öyle gelebilir kiminize ama ben çok sevmiştim. Bana çok neşe, umut veriyor. Zaten böyle renkli şeyleri seviyorum. O yüzden hem sizinle tanıştırmak istedim hem de onu arka planım olarak da böyle biraz kullanmak istedim. Umarım hoşunuza gider diyerek bugünün konusuna geliyorum. Bugünün konusu araya tampon zaman koymak, sabretmek, biraz beklemekle ilgili. Ve ben hayatımda bunun üzerine gerçekten çok fazla çalışıyorum. Yani beni çok zorlayan bir konu açıkçası. Ve düşündüğümde belki sizleri de çok zorlayan bir konu olabilir dedim. O yüzden de bununla ilgili bir video çekmek, bununla ilgili biraz kendimce ve hani tecrübelerime, düşüncelerime, duygularıma, işte deneyimlerime dayanarak size biraz anlatmak istiyorum. Ve gerçekten neden zorlanıyorum ya da bu konuyla ilgili eğer ki hani biraz tez canlıysak, gerçekten böyle sabırsız davranabiliyorsak ve o anda hani o şeyin olmasını istiyorsak, belki biraz da zorluyorsak ne yapabiliriz? Buna böyle hem sesli düşünerek hem de dediğim gibi kendi tecrübelerimi biraz anlatarak sizinle beraber değineceğim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bir şunu net olarak söylemek istiyorum. Abraham'ı zaten artık biliyorsunuzdur. Özellikle beni hani böyle bir zamandır takip ediyorsanız, çevirilerini yaptığım videolar var. Onları da belki bakmışsınızdır. Abraham Hicks'in hep değindiği bir nokta var. Öğreten şey aslında kelimeler değil, size hayat tecrübesi kazanmak. Yani siz hayat tecrübesi kazandığınız zaman aslında bir şeyleri öğreniyorsunuz. Herhangi bir video izlediğinizde ya da bir workshop'a katıldığınızda, seminere katıldığınızda ya da bir kitap okuduğunuzda değil der. Bir de genel olarak hani düşünceyi değiştirmekten de öte o duygu halini, yani olduğunuz yeri değiştirmekten bahseder. Ve ben bunun önemli olduğunu çok 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 düşünüyorum. Bunu da özellikle niye en başında belirtiyorum? Çünkü bu araya zaman koymak ya da o tampon zaman ya da biraz demlenmek ve beklemek konusu aslında her ne kadar ben size hani anlatacak olsam da bunu tabii ki de duyup "Aa evet, çok değişik bir şey, ben uygulayabilirim" demek muhteşem eğer isterseniz. Ama kendiniz kendi hayatınızda denemediğiniz sürece de bir işe yaramadığını da bence fark edeceksiniz. O yüzden hani burada beni ya da herhangi birini dinlemek ya da bir kitaptan okumak, hani o yüzden bence zaten bu kişi, yani bunu yapmayı çok sevmiyorum ama hani tırnak içinde diyeyim, kişisel gelişimle ilgili her şey, yani kitaplar, eğitimler, ne katarsanız katın bunun içine. Bazı insanlar hiç işe yaramıyor ki falan diyebiliyor ve çok haklılar da. Genel olarak işe yaramamasının zaten en büyük sebebi onu hayatlarına alıp kendilerince hayatlarında uzun süre belki de denememeleri ya da bir yerden sonra belki de vazgeçmeleri. O yüzden hani bu sabretme konusu bu anlamda ele almanız gereken bir konu gerçekten. Bunun özellikle altını çizerek başlamak istedim. Açıkçası ben öncelikle bir kendimden örnek vermek istiyorum. Ben çok böyle tez canlı, yani beklemeyi çok sevmeyen ve biraz çabuk sıkılabilen ve genellikle de böyle durmam gerekiyorsa bazen de sinirlenebilen, daha doğrusu buna sinirlenmekten de öte gıcık olabilen bir insandım.
Ve bunu da çok fazla da sorgulamamıştım. Son böyle 1-2 yıla kadar açıkçası. Sonra son zamanlarda şunun üzerinde çok duruyorum. Mesela işte kargo geliyor. Özellikle bu dönemde hani eminim siz de online hani ihtiyaçlarınız neyse ona göre sipariş veriyorsunuzdur. Ve kargo hani bir kere kapıyı çalar, gideriz açarız. Ama 3 kere, 5 kere, 10 kere hatta zili çaldıktan sonra bir de böyle kapıya deli gibi vuranlar vardır ya. O olduğu zaman bende böyle bir şeyler oynamaya başlıyor. Yani gerçekten böyle o kadar gıcık olmaya başlıyorum ki. Ve bir anda böyle duygu yükseliyor. Hatta bir iki kere hani evet falan diye açtım. Sonra hani kapıyı kapadığımda Kardelen niye böyle davrandım falan dedim kendime. Buradan nereye geleceğim? Şimdi dış olaylar olduğu zaman bu ve bunun gibi belki bizi çok öfkelendiren, belki bizi sinir eden, belki bizim atıyorum arkamızdan konuşulan bilmiyorum. Yani ama bir şekilde hani sizin öfke duygunuzu uyandırabilecek ya da belki sizi gıcık edebilecek, belki sizin bir noktanıza böyle basacak o hani o nokta vardır ya ya da böyle o orayı böyle bir tetikleme yeri diyeyim düğmesi. Ona basan insanlar olduğu zaman ve sizde de hani benim gibi böyle bir anda hani belki savunma mekanizması, belki o bir anlık sabırsızlık devreye girdiğinde ben şunu diyorum. Tamam şu anda bir duygu yükseliyor ve ben nötr kalmayı seçiyorum. Yani ne yapıyorum biliyor musunuz? Böyle herhangi bir olay karşısında bir tanıdığım, arkadaşlarım diyemem bunu ama mesela bir ortamda karşılaştığım herhangi bir arkadaşımın arkadaşı ya da belki yeni tanıştığım biri benim hoşuma gitmeyecek şekilde mesela benimle konuştuğunda da olabilir bu. Ona gıcık olmak ya da onu yargılamak ya da herhangi bir şekilde sinir olmak ve bu böyle duygularımın yükselmesine izin vermek yerine gerçekten kapatabiliyorsam gözümü kapatıyorum. Kapatamıyorsam yani sakin kalabileceğim bir yere gitmeye çalışıyorum. Eğer ki gidemiyorsam da orada kendi içimde tamam şu anda her şey benim için yolunda ve ben nötrüm, her şey iyi diye böyle nasıl diyeyim o meditatif hali açıkçası getirmeye çalışıyorum da demek istemiyorum. Getiriyorum kendimi yani bunun üzerinde duruyorum ve İlk önemli olan noktası arkadaşlar kesinlikle farkında olmak ama bunların farkında olduktan sonra da zaten onu uygulayabilmek. Öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir atasözü vardır. Zaten eminim bilenleriniz vardır. Ben açıkçası bazı atasözlerini yani genel olarak atasözlerini çok yararlı buluyorum. Tabii ki de böyle çok saçma dediğim atasözleri de oluyor. Ama özellikle bizden çok daha deneyimli insanların bilgilerine başvurmamız gerektiğine inanıyorum. Şimdi burada gerçekten bence de öfkeyle kalkan zararlı oturuyor. Biraz beklememiz gerekiyor. Mesela Türk halkı olarak bizde zaten böyle hani trafikte bile bekleyememe sendromu var. Bence sabırsızlık ve beklememek ve bir anda böyle hemen hani bir ne bileyim mesela sabah 10'da açılan bir yere bile eminim böyle hurra diye girişen arkadaşlarımız vardır diye düşünüyorum. Çünkü bizde artık bu bana kalırsa kişinin bireysel olarak alanına biraz saygı duymakla ilgili ve bunun en temelinde yatan nokta yine bana kalırsa anne babalarımızın bizi oy benim çocuğum oy benim buydu buydu falan diye büyütmesi oysa ki bizi bir birey olarak küçüklükten başlayarak büyütseler belki biz de büyüdüğümüzde daha fazla saygı duyabilmeyi o kişisel alanlarına öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Her neyse bu böyle bir psikolojik bir boyutu bana kalırsa ama oralara çok girmeyeyim. Sonuç olarak zaten biz hani halk olarak diyeyim böyle ya bende de var bu tabii ki. Kendimi de aman ben öyle değilim asla demiyorum tabii ki de var. Böyle bir anında korna çalmaya, anında sinirlenmeye, anında tepki göstermeye müsait de bir millet olduğumuz için özellikle ben size diyorum ki trafiktesiniz, bir şey sinir oldunuz ya da biri arkanıza işte çok yaklaştı ya da biri yeşil ışık yandığı anda anında korna çalıyor. Bekleyin. Tabii ki de hani yolunuza devam edin ama o anda böyle hani sinirle işte belki ona küfretmek, belki ne bileyim kendinize aslında zarar verecek o duygu haline girmektense sakin olmak. Yani o arkanızda korna çalan sizinle alakalı bir şey yaşamıyor. Sadece siz durarak onu tetikliyorsunuz. Olan olay bundan ibaret. Ama
sakin kalabildiğimizde, hemen hareket etmediğimizde ya da hemen bir şey için karar vermediğimizde aslında bence hayatımızın bir alanında yaptığımız ya da deneyimlediğimiz o şey her neyse hayatımızın bütün alanına yayılıyor. Yani demem o ki siz anında karar veren bir insansanız genel olarak belki durup bir düşünmeyi gözden geçirebilirsiniz. Belki durmak, anında karar vermemek gerçekten size çok çok iyi gelebilir. Ya da siz hemen sinirlenen bir insansanız, işte ya da benim gibi böyle kapıyı 20 kere çalan bir insana gıcık olabiliyorsanız bir kargocu arkadaşımıza, diyebilirsiniz tamam bu benimle alakalı değil, o anda, o duygular yükselmeye başladığı anda ve o kapıyı gerçekten buyurun diye açabilirsiniz. Ben demiyorum ki biri sizin sınırlarınızı ihlal ettiğinde ya da size sözel ya da fiziksel herhangi bir minicik bile olsa tacizde bulunduğunda ona cevap vermeyin ya da pasif davranın. Bu asla bu demek değil arkadaşlar. Tam tersi. Bu aslında biraz da meditatif bir hal benim dediğim. Tabii ki ben de daha hani 7-24 oralarda değilim. Ama ara ara oralarda artık olabiliyorum. O yüzden de zaten bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tam tersine aslında verdiğiniz tepkiler de değişecek. Yani biri size atıyorum, biri mesela arkanızdan konuşuyor. Ay işte atıyorum şu anda Ayşe de gerçekten inanılmaz derecede kıskanç bir insan diyor. Ama siz görünce ay canım nasılsın diyor mesela. Ve siz eskiden olsa belki ona sinirleneceğinize, böyle suratına bile bakmadan gideceğinize o kadar nötrleyebiliyorsunuz ki kendinizi. Yapıp geçiyorsunuz. İlla merhaba demeniz gerekmiyor. Yani onunla illa bir muhabbete girmeniz gerekmiyor. Ama sizin kendi içinizde o ulaştığınız barış ve sevgi hali diyeyim şöyle. Ona erince gerçekten size insanların verdiği tepkiler de değişiyor. Aslında değinmek istediğim nokta bu. Aklımda aslında hani bu konuyu size açarken birkaç böyle noktalar vardı. Not da aldım kendimce. Ama en önemli yine noktalardan birinin şu olduğuna da ben inanıyorum. Genelde biz böyle çok hızlı hareket ettiğimizde ya da karar verdiğimizde ya da çok hızlı hareket etme gereksinimi duyduğumuzda o şeyin artık o her neyse ilgilendiğimiz elimizden gideceğine inanıyor olabiliriz. Ya da o anda karar vermezsek sanki yanlış bir şey olacakmış gibi bir hisse kapılıyor da olabiliriz. Ben diyorum ki ne hissediyorsanız hissedin o anda, genel olarak anında verilen tepkiler daha sonra pişman olmayı getiriyor. O yüzden hani o sizin içinizde hissettiğiniz böyle bir barış hali mi diyeyim buna, böyle bir dinginlik hali var. Özellikle hani bir ay, iki aydır meditasyon yaptıysanız, en azından bir ay meditasyon yaptıysanız her sabah, özellikle sabahın altını çiziyorum ve meditasyon yapmıyorsanız arkadaşlar bu konuya o kadar yardımcı oluyor ki, yani kesinlikle meditasyon yapmanızı öneririm. Meditasyonla ilgili videomu bu arada şundan hatırlıyorum, kartlarla ilgili yere. Meditasyonla ilgili bir video çekmiştim, onu izlemediyseniz şuraya bir yerlere koyarız. Oradan da bakabilirsiniz. Meditasyon, hem meditasyonun ne olduğunu anlattığım bir video vardı. Bir de beraber meditasyon yapalım diye pratikli bir video vardı. Hani bu video boyunca böyle ikisini de aralarda koyarız. O şekilde siz de bakarsınız. Ama şuna geleceğim. O barışçıl hali ya da o meditatif hali zaten siz kurduğunuzda aslında içinizden gelen sesi de daha fazla dinlemeye başlıyorsunuz. Çünkü özellikle ben daha yapamıyorum. Yani sabahın 5'inde kalkıp gerçekten meditasyon yapmak isterdim en azından. Yani ben bir saat meditasyon yapmaktan mutlu oluyorum artık. Hani o yüzden böyle zamanla ilgili sıkıntım yok ama 5'te kalkmakla ilgili büyük sıkıntım var. Eğer ki hani siz sabah 5'te kalkamıyorsanız bile 10'da, 11'de, 12'de hani ne zaman güne başlıyorsanız fark etmez. Ama belli bir süre, bu süre minimum 10 dakika derim. Oturduğunuzda ve böyle o halinizi koruduğunuzda belli bir yerden sonra hayatı yaşayış şekliniz de ona dönüşüyor. Bir de ben şuna da çok yapıyorum açıkçası. Yani bu tabii ki de böyle belki iş kadını, iş adamlarının daha da uyguladığı bir noktadır diyeyim.
genelde önemli karar vermeden önce hep bana anneannem de demiyordu bunu. Ben bunu herhalde küçükken bir yerde okumuştum. Önemli bir karar vermeden önce hep bir gece üzerine yat uyu derler. Bunu kim dedi inanın hatırlamıyorum bana ama ben buna hep inanıyorum. Ve ayrıca hayatımda böyle özellikle iş konusuyla alakalı büyük bir iki hatam oldu. Yani benim pişman olmadığım ama bana gerçekten çok çok büyük ders olan. Özellikle onlardan sonra da bunun değerini ve önemini çok iyi anladım ve kavradım. O yüzden hani böyle önemli bir karar vermeden önce, bu bir ilişkiye başlamak olabilir, sizin hayatınıza gerçekten biraz da olsa yön verecek bir karar olabilir, birine hayır diyemediğiniz için evet demek zorunda kaldığınız bir karar olabilir, hayır diyemiyorsanız bile ben bunun üzerine biraz düşüneyim sana geri döneceğim demek, inanın belki çok daha iyi gelecektir. Çünkü içinize döndüğünüzde ve bana kalırsa her sabah meditasyon yaptıktan sonra bir şeyler muhakkak değişiyor ve ben şuna da inanıyorum. İyilik de kötülük de tabii ki de bizim elimizde. İyi insan olmayı da seçeriz, kötü insan olmayı da seçebiliriz. Bu ikisi de bir seçim. Mayamızda da bunun olduğuna inanıyorum ama her insan kötü olmayı da seçme potansiyeline sahip sonuç olarak. Ki bu noktada da biz iyi bir insan olmayı seçiyorsak, umuyorum ki her birimiz hani iyi bir insan olmayı tabii ki de seçeriz. Buna da aslında meditasyon yapmak çok iyi geliyor. Ve hani meditasyon tabii ki de bana çok iyi gelen bir şey ama atıyorum siz çok iyi piyano çalıyorsunuzdur. Ve o piyano çalarken gerçekten kendinizi kaybediyorsunuzdur. Ama böyle hani Fazıl Say örneğini vereceğim. Yani kendisini canlı da izledim. Kaç kere diyeceğim de 3 kere falan izledim. Yani konserinde, resitalinde bulundum. Ve inanılmaz derecede o anda yaşıyordu. Ya da bilmiyorum keman çalıyorsunuzdur, bahçeyle ilgileniyorsunuzdur. Ama anın içinde kaybolmak ve odaklanabilmek. Bunu yaptığınız ve yaşadığınız zaman zaten o sizin her birimizin içinde olan o potansiyel kötülüğe değil de onu böyle küçültüp iyiliği aslında büyütüyor oluyoruz. Ben ne fark ettim biliyor musunuz? Mesela böyle genelde benim duygularım yoğundur. Yani ben mesela arkadaşımı seviyorsam da belli etmeyi severim. Önceden yani eskiden çok fazla hediye alırdım. Ne bileyim böyle mektuplar yazardım. Yani duygularımı ifade etmeyi çok seven bir insanım genel olarak. Ve bu anlamda hani tutku da hissediyorum. Ve bunu illa cinselliğe yormayın, alakası yok o anlamda. Tutku dediğim böyle gerçekten onu tutkulu böyle bir şekilde hani peşinden giden bir insanım. Bu ilişkilerimde de böyle ailemle de yani hani seviyorum duygularımı ifade etmeyi. Ama gerekmediği yerlerde ve gerekmediği insanlara duygularınızı açıkça gösterirseniz ve çok iyi niyetli bir insansanız genel olarak biraz suistimal ve fazlasıyla yine tırnak içinde enayi yerine konulabilirsiniz. Dolayısıyla ve de aynı zamanda manipüle edilebilme olasılığınız artıyor. Bunu da böyle dipnot olarak söyleyeyim. O yüzden benim nacizane kendi hayatımda yaptığım, hatta tavsiye ya da öneri demeyeyim, benim hayatımda uyguladığım, ben duygularımın herkese çok kolay göstermiyorum artık. Yani duygudan daha çok mantık ve düşünce. Çünkü insanlar dediğim gibi yani arkadaşlarıma, dostlarıma, ailem zaten hani partnerim varsa onlar bambaşka. Ama gerekmediği yerde mesela gösteriyorsam o duygumu ve suistimal edildiğime de inanıyorsam biraz daha kendimi arkada tutuyorum. Yani daha nötr olmayı aslında öğreniyorum. Demek istediğim bu. Yani ha falan değil de anladım bir düşüneyim. Hani böyle bir mesafe. Aslında burada da bir tampon koymaktan bahsediyorum. Bu benim için çok yeni bir şey. Ben daha yeni bunu deniyorum. Düşe kalka biraz oluyor. Ama şunu söyleyebilirim ki eskiye kıyasla kesinlikle çok daha az beklentili olabiliyorum. Net olarak %100 beklentisizim diyemem ama beklentisiz olma yolunda ilerliyorum diyebilirim. O yüzden hani belki size de iyi gelebilir diye düşünerek bundan da bahsetmek istedim. Yani bunu daha açabilir miyim diye düşünüyorum ama kısacası hani genel olarak böyle biraz daha hani ben çok mesafeli bir insan değilimdir. Ya hatta bence mesafeli bir insan değilimdir.
genel olarak sıcak kanlıyımdır. Ama bazen bazı yerlerde mesafeli olabilmenin daha değerli olduğunu kendi içimde gördüm. Çünkü kendime sadık olmakla alakalı. Dolayısıyla burada demek istediğim, siz de her zaman kendinize sadık olarak davranırsanız, yani kendinizden önce karşınızdakinin mutluluğu, nasıl diyeyim, o istedi diye onu yapmak değil de gerçekten sizin istediğinize odaklı giderseniz her şey çok daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Burada böyle çok fazla da hani dediğim gibi psikolojiye falan filan inmek istemiyorum. Çok da dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Ama sabretmek güzeldir, beklemek güzeldir, demlenmek yeri geldiği zaman çok çok iyi bir şeydir. O yüzden her zaman her şey anında olsun değil, akışa bırakarak, güvenerek, bizim için gerçekten en iyisinin geleceğine, olduğuna, olacağına ve oluyor olduğuna inanarak davranmak bence çok daha iyi geleceğini düşünüyorum her birimize. O yüzden böyle bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Umuyorum ki beğenmişsinizdir. Bu arada yorumlarınızı da bekliyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşüncelerinizi de çok çok merak ediyorum. Ve yorumlara yazarsanız, hani bunu sadece ben her bir yorumu okuyorum ama benim dışımda da okuyan arkadaşlarımız, yani bir sürü insan yorumları okuyor. O yüzden onlara da ışık olur belki, çok iyi gelir diye düşünüyorum. O yüzden yorumlarınızı esirgemezseniz çok 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 müteşekkir olurum diyeyim. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz beni ve renklerimi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı, bunu hep yapacağım herhalde. Yapacağım. Çok seviyorum bunu yapmayı. Bildirim zilini açmayı unutmazsanız her hafta, yani genelde cuma günleri 6'da video geliyor. Bazen pazartesi 6'da da, bazen sürpriz olarak yayınlıyorum. Ondan da haberiniz olur diyerekten başka da size söyleyeceğim bir şey tabii ki de var. Ama uzatmamak için artık bu videoyu burada kapatıyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Size bol tampon zamanlı günler, haftalar diliyorum. Kendinize her zaman ama her zaman çok şefkatli davranın diyorum. Haftaya görüşürüz. Bu arada ben E'leri açık söylüyorum, fark ettim. Mesela Elvin, Levinler diyorum ama aslında Elvin. Ya da her yerde diyorum, bir de H'leri de diye. O ne ya? Bittiğimi söyleyeceklerim, yıllarca biriktirdiklerim. Bu arada taç taktım. Konudan konuya inanılmaz, yani şöyle atlayabilme potansiyeline sahibim arkadaşlar, net.